Kızıl Nova, İkiz Yıldız Patlaması. Bir grup gökbilimci 2021-2023 yılları arasında bir çift yıldızın birleşerek patlayacağını ve kısa süreliğine gökyüzündeki en parlak objelerden birini oluşturacağını öne sürüyor. 2013 yılında incelenmeye başlayan ikili yıldız sistemi KIC 983-2227'nin yörünge hızının her geçen an daha da arttığını tespit edilmişti. Buna dayanarak iki yıldızın birbirine yaklaştığını öne süren araştırmacılar, iki yıldızın atmosferlerinde paylaştıklarını belirtiyor. Benzer şekilde 2008 yılında hiç beklenmedik bir anda patlayan V1309 Scorpi sistemindeki iki yıldız da atmosferlerini paylaşıyor ve hızlanarak tur atmaya devam ediyorlardı. Kızıl Nova olarak patlayacak olan KIC 983-2227'nin kesin patlama zamanı yeni araştırmalar ile belirlenecek ve bu gerçekleştiğinde biz de şovu izleyebileceğiz. University of Wyoming ve Calvin College'den fizik ve astronomi ana bilim dalı araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada artı eksi bir yıl hata payı ile 2022 yılı içinde bir yıldız çiftinin bizim gökyüzümüzdeki en parlak objeyi oluşturacak biçimde birleştirerek patlayacağı ortaya koyuldu. Bu tip yıldız katastroflarının ne zaman meydana geleceği veya tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek oldukça zor bir süreçtir. Ne var ki bahsi geçen ikili çok iyi bilinen ve daha önceden gözlemlenmiş örnekler ile iyi dokümente edilmiş bir ölüm dansını yapmakta olduğundan araştırmayı yürüten ve çalışmalarını Amerikan Astronomical Society'nin yıllık toplantısında sunan bilim insanları bu kaçınılmaz birleşmenin 5 yıllık süre zarfı içinde gerçekleşeceğini duyurdu. İkili yıldız sistemi KIC 983-2227 adı ile bilinen ikili sistem 2013 yılında incelenmeye başlayan araştırmacılar, bu gök cisminin titreşen bir yıldız mı yoksa gerçekten ikili bir yıldız sistemi mi olduğunu anlayabilmek için çalışmalar yürüttüler. Bu noktada sürekli olarak hızlanan bir yörünge hızını tespit eden bilim insanları, sisteme dahil olan iki yıldızın sürekli bir biçimde birbirine yaklaşmakta olduğunu ortaya koydu. Dünyadan 1800 ışık yılı uzakta yer alan Kuu takım yıldızındaki iki yıldız 2022 yılında çarpışarak Kızıl Nova halinde patlayacak. Astronomlar 2022'yi iple çekiyor. Çünkü patlamayı gökyüzünde çıplak gözle yepyeni bir kırmızı yıldız olarak göreceksiniz. Peki Kızıl Nova nedir ve nasıl patlar? İki yıldızın çarpışarak birleşmesiyle oluşan Kızıl Nova, Güneş benzeri yıldızların çekirdek kalıntısı olan beyaz cücelerin yüzeyinde gerçekleşen standart novalardan daha güçlü ama süpernovalardan çok daha zayıf olan bir patlama. Adını ise patlama ışığının kızıl ötesine kaymasından, yani uzaya ışıktan çok ısı yaymasından alıyor. Kızıl novalar gökyüzünde birkaç hafta ile birkaç ay süren kırmızı bir ışık parlaması yaratıyor. Astronomların çıplak gözle görülecek böyle bir patlamaya denk gelme şansı ise milyonda bir. Tabii ki bizden 1800 ışık yılı uzaktaki yıldızlar henüz Roma İmparatorluğu ayaktayken çarpışıp patlamışlardı. Ancak Kızıl Nova ışığının aradaki büyük mesafeyi aşıp bize ulaşmasına 5 yıl var. Üstelik bu novayı gökyüzünde çıplak gözle görebilecek ve bu patlamayı hiç olmadığı kadar ayrıntılı inceleyeceğiz. Bu sıra dışı olayı Amerikan Astronomi Derneği GRAP evine Teksas'taki 229. yıllık toplantısında duyuran Molnar, Kızıl Nova'yı gözlemlemek için New Mexico'daki Apache Noktası Gözlem Evi APO ve Wyoming Üniversitesi'nden destek alacak. Süpernova'dan farkları ne? Novalar beyaz cücelerin gaz çekmesi ve böylece dış katmanlarının aniden parlamasıyla oluşuyor. Kızıl novalar bundan daha güçlü patlamalar
ve sadece süpernovalarla gama ışını patlamaları kızılnovalardan daha güçlü oluyor. Ayrıca kızılnovalar iki yıldızın birleşmesiyle ortaya çıkarken, süpernovalar bir yıldıza beyaz cücenin çarpışması, dev bir yıldızın patlaması veya iki nötron yıldızının çarpışması gibi çok daha şiddetli olaylarla oluşuyor. En yeni kızılnova adayımız ise KIC 983-2227 adlı yıldız sisteminde yer alıyor. 2022 yılında iki yıldızın birleşmesiyle gerçekleşecek patlamayı kuğu takım yıldızı Kuzey Haçı olarak da geçer, çıplak gözle görebileceksiniz. İki yıldızın yüzeyi çoktan birbiriyle temas etmeye başladı ve yıldızlar arasında gaz değişimi gittikçe hızlanıyor. Bilim insanları çarpışmak üzere olan yıldızların ortak atmosfere sahip olmasından kaynaklanacak kimyasal değişimleri büyük bir dikkatle incelemek istiyor. Böylece nova ve hatta süpernovaların patlama süreçleriyle ilgili değerli bilgiler edineceğiz. Peki 3 yıl içinde patlayacak ve çarpışacak yıldızlar bir yana, bugün biri diğerinin atmosferinin üzerinde yüzen iki yıldızdan oluşan yer fıstığı şekilli güneş sistemini gördünüz mü? Evet, bilinen evrendeki en büyük sarı güneşin üzerinde yüzen başka bir yıldız var ve sizin keşfetmenizi bekliyor. Arkadaşlar, bu Kızılnova ikiz yıldız patlaması dışında da yine birçok haber sitesinde ve çeşitli YouTube kanallarında da görmüşsünüzdür. Betelgeuse diye bir yıldız var. Bu da gökyüzünde en parlak cisimlerden birisi. Bunun da patlayacağına dair bazı söylentiler mevcut. Hatta kırmızı bir dev olduğu için sönükleşmeye başladığına dair söylentiler dolaşmıştı. Kızılnova Betelgeuse'un patlamasından biraz daha küçük bir alanda görülür. Ama Betelgeuse patladığında bu süpernova olacağı için, makalede de bahsettiğim gibi Betelgeuse'un patlaması daha büyük. Kızılnova birleşmesinden doğan ışık hüzmesi ise daha az büyüklükte bir yer kaplayacak. Ama her ikisi de gerçekleştiğinde astronomlar için gerçekten değerli bilgiler elde edilecek. Ve inşallah tabii bizim yaşam süremizde bunlar gerçekleşir. Hepimiz bu patlamaları görmüş oluruz. Tabii bir yandan da şunu da dilemek isterim tabii ki. Dünyamıza bu patlamalardan doğan gama ışınları ve yok edici güçteki kozmik ışınların ulaşmaması dileğiyle diyorum.